Bu dersimizde arkadaşlar AYT matematik planlı ders öğelerinde 31. föydeyiz. Limit konusuyla devam ediyoruz. Şimdi burada biraz limitin özelliklerinden bahsetmiş. Birincisinde arkadaşlar fx'imiz c ise limitimiz de c'dir. Sonra x a'ya yaklaşırken fx'te x gördüğüm yere a yazıyorum. f6 değerini arıyorum. A'ya yaklaşırken fx'in limiti m. Yine x a'ya yaklaşırken gx'in limiti neyse toplama çıkarmalarda ve çarpma bölmelerde yerine olduğu gibi yazabilirsiniz demiş. Yine bakın burada k gibi sabit bir sayıyla çarparken k'yı dışarıya alabiliriz. Yine fx'i gx'e bölerken m'yi n'ye bölebiliyoruz. Ancak gx'in limiti tabii ki sıfırdan farklı olacak. K'ncı kuvveti alırken de limitini bulup üzerine k yazabilirsiniz. Kökünü alırken de aynı şekilde. Burada bir uyarı yapmış. Derecemiz tekse böyle şeyler olabilir. Ancak derecemiz çift olduğunda bu içerideki limit dediğimiz değer eksili bir değer olursa tanımlı olmaz demiş. Burada mesela x a'ya yaklaşırken f a artı g a'mız 6 şeklinde yazılabilir. Alttaki eşitlikte de f a eksi g a'mız 2'dir. Taraf tarafa toplarsanız g'ler gider. 2 f a eşittir 8. Yani f a değerimiz 4'tür. 4 ile neyi toplarsak 6 yapar. G 6 da G A da 2'dir. Yerine yazıyorum. 2 çarpı 4 artı 2. 4 çarpı 2. Buradan da 10 bölü 8 gelir. Yani sadeleşirse C şıkkı. Fx'in limiti L1 iken Gx'in limiti L2 olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Az önce ne dedik? Bakın burası çift olduğunda kökün içindeki ifade yani x a'ya yaklaşırken fx'in limiti l1'miş. Bunu yazabilmemiz için l1'in bu şekilde ifade edilmiş olması gerekirdi. Yani böyle bir şey kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Yukarıda bunu belirtmediği için 3'ler direkt elenir. Ne dedik? Kesirlerde gx'in limiti l2 sıfırdan farklı olmak zorunda. Eğer sıfırsa böyle bir şey direkt olarak yazılamaz. Bunu da belirtecekti. Toplama çıkarmada bir sıkıntı yok. Cevabım A şıkkı. Böyle sorularda x gördüğüm yere direkt 2'yi yazıyorum. 6 artı m bölü 4 eşittir 4'tür. İçler dışlardan m'mizi buluruz. Burada ne diyoruz? F 1'e sağdan yaklaşmış. Fx eşittir c fonksiyonu. Yani sabit bir değer c olacak. Burada da yine ne diyor? Eksi 2 koyduğumuzda f eksi 4 için yine c gibi sabit bir değere eşit olacakmış. Eşittir 12. 2c 12, c 6. Yani 3'ü başa alırsak x 0'a giderken fx'in limiti çarpı 3. Sabit olan sonucumuzu 6 bulduk. 6 kere 3'ten cevabımız c şıkkı. Fonksiyonumuz reel sayılarda tanımlanmış ve burada x 1'e yaklaşırken fx'in limiti sorulmuş. X yerine 1 yazdığımızda 1 artı a artı b. Sonra x yerine eksi 1 yaz demiş. 1 eksi a artı b olur. Toplamları 8. A'lar gitti. 2b artı 2'miz 8. B dediğimiz değer buradan 3 gelir. X artı 1'in küpünü açabiliriz arkadaşlar. X küp artı 3x kare artı 3x artı 1'dir. Diğerlerini olduğu gibi yazalım. Eksi 3x kare eksi 3x eksi x küp. Buradaki ifadelerin hepsi birbirini götürür. Cevabımız B şıkkı. Limit x 5'e yaklaşırken logaritma 3 tabanında x küp eksi 44. X gördüğüm yere 5 yazıyorum. Burası 125 eksi 44'ten 81 gelir. Yani logaritma 3 tabanında 81 diyoruz. 3 üzeri 4 81'dir. Bu da E şıkkı. Şimdi burada x yerine pi bölü 8 yazıyoruz. Yukarısı tanjant 2 pi bölü 8 ya da pi bölü 4'tür. Burası da arkadaşlar kosinüs 2x'in açılımıdır. Dolayısıyla kosinüs 2 çarpı pi bölü 8 ya da cos pi bölü 4'tür. Tanjant 45 1'dir. Kosinüs 45'te kök 2 bölü 2'dir. Ters çevirip çarparsanız 2 bölü kök 2. Bu da sadeleşirse kök 2'dir.
Şimdi parçalı fonksiyonlarda limit nasıl olur? Bundan bahsediyoruz. X a'ya sol taraftan yaklaşmış. X küçüktür a iken gx, x büyük eşit a iken hx şeklinde verilmiş arkadaşlar. Burada x eşittir a noktası kritik nokta. Kritik noktalarda limite bakarken sağdan ve soldan limite bakmamız gerekir ve bunların birbirine eşit olması gerekir. X eşittir A noktası dışındaki noktalarda ise noktanın bulunduğu aralıkta tanımlı olan fonksiyonun limitine bakıyoruz. Mesela burada X 1'e giderken fx demiş arkadaşlar. 1 3'ten küçük olduğu için üstteki kısma bakıyoruz. 2 çarpı 1 eksi 1'den 1'dir. Bu doğru. Sonra 4'e giderken demiş. X 4'e yaklaşırken 4 3'ten büyüktür. Dolayısıyla 4x kısmına bakıyorum. X gördüğüm yere 4 yazarsam 16. Şimdi 3 bizim için kritik bir nokta mı? Evet. Her ikisinde de sınırlarda 3'ü görüyorum. Yukarıda x gördüğüm yere 3 yazarsam 5. Altta x gördüğüm yere 3 yazarsam 12. Demek ki burada bir limit yoktur. Üçüncü ifademiz yanlıştır. Şimdi tüm reel sayılarda köklerinin limitlerinin olması ne demek arkadaşlar? Burada kritik noktalarda limiti olacak. X yerine -2 yazarsanız burası -7 gelir. Burada x'e -2 yazarsanız -7'dir. Burada vardır. Doğru. Şimdi g'ye bakalım. X'e pi bölü 2 verdiğimizde sinüs 90'ımız 1'dir. Burada pi bölü 2 verdiğimizde cos 90 0. 1 çıkarırsak eksi 1'dir. Birbirinden farklıdır. Limit yoktur. Burada bakalım. E üzeri 0 artı 1'imiz 2. Aşağıda logaritma x artı 100 0 koyduğumuzda log 100 olur. 10 üzeri 200 olduğu için 2'dir. İkisi birbirine eşit çıktı. Dolayısıyla f ve h'ın limiti tüm reel sayılarda vardır. Fonksiyonumuzun her x reel sayısında bir limiti varsa 2a-b kaçtır? Şimdi 2 kritik nokta arkadaşlar. X gördüğüm yere 2 yazdığımda 2a artı 5 olacak. Sonrasında 2'den büyükken yine burada 2 koyduğumuzda 2'nin karesi artı b eşittir. Şu ikisi aynı sonuca eşit olacak. Burası 4 artı b. Diğeri de 2a artı 5. 2a artı 5 eşittir. 4 artı b ise sağdan ve soldan limiti eşittir ve limiti vardır diyorum. B'yi sol tarafa atarsam, 4'ü sağ tarafa atarsam aradığım değer eksi 1'dir. X 2'ye sağdan yaklaşırken demiş. Buraya 2 yazıyorum. Burası da arkadaşlar 2 eksi 2'den eksi 2'dir. Eksi 2'nin mutlak değeri de ne yapar? Yine 2'dir. 2 kere 2'den 4 gelir. Fonksiyonun x eşittir 1'de limiti olduğuna göre demiş. X gördüğüm yere 1 yazarsam sol taraftan yazdığımda a kök 1, sağda yazdığımızda 6 artı a olacaktır. A eşittir kök 6 artı a. Her iki tarafın karesini alırsanız a kare eşittir 6 artı a. Hepsini sol tarafa atarsak a kare eksi a eksi a da 0. Çarpanları ayırıyorum. Eksi 3'e 2'yi toplarsam eksi 1 çarparsam eksi 6 yapar. Demek ki a eksi 3 çarpı a artı 2'miz 0. Buradan a'nın pozitif değeri 3. A'nın eksi de olan değeri de eksi 2'dir. Pozitif değeri sorduğu için cevabımız denizli. X eşittir 2'de limitimiz varsa x gördüğüm yere 2 yazarsam 6 eksi m. Burada x gördüğüm yere 2 yazarsam 2n artı 2. Buradan da 2n 2n artı m'miz 4 gelir. Şimdi 3 için arkadaşlar limitimiz yine bu değere eşitmiş. 3 için 3 2'den büyüktür. Demek ki altta yazıyoruz. 3n artı 2. 3n artı 2'miz bu ifadeye eşitse buradan n'yi bulabiliriz. N değerimiz 0. N yerine 0 yazarsak da 2 çarpı 0 artı m 4'tür. M'miz de 4. X 2'ye yaklaşırken fx'imiz kaçtır demiş. Herhangi birinde yerine yazabilirsiniz. 6 eksi 4 derseniz de 2 olur. Veya 2 çarpı 0 artı 2 derseniz de yine 2 cevabına ulaşabilirsiniz.
x eşittir eksi 2'de limiti olduğuna göre. Soldan ve sağdan yaklaşalım. Eksi 2 yazdığımızda 4 eksi 2 a eksi 2 olur. Sağdan yaklaştığımızda 10 eksi a'dır. Buradan a'ları sağ tarafa atarsanız 4 eksi 2 eksi 10'dan 2 eksi 10 eksi 8. A değerimiz eksi 8. Bize f eksi 2'yi sormuş. Yani bakın burayı sormuş. Demek ki a artı 1 olacak. A yerine eksi 8 yazarsanız eksi 8 artı 1'den eksi 7 yapar. Şimdi eksi 7 şıklarda yok. Hatamız nerededir? Eksi 2'de limiti olduğuna göre. Eksi 10. Evet. Burada bakın burası eksi 2 ile 5 çarptığımızda eksi 10 olacaktı. Dolayısıyla burası artı 10. Burası eksi 8 değil. A değerimiz 12 olmalıydı. Hatamızı bulmuş olduk. Cevabımız E şıkkı. Parçalı fonksiyonumuzda her x reel sayısı için limitin olduğu söylenmiş. Bizim için kritik noktalar, bakın burada eksi 1'ler, aşağıda da artı 1'ler. Şimdi biz eksi 1 için bakarsak, x'e eksi 1 yazdığımızda eksi a eksi b artı 4'ümüz, burada yine x'e eksi 1 yazdığımızda a eksi 1 olmalı. Yani buradan 2a artı b değerimiz 5'e eşit. Şimdi x eşittir 1 kritik noktasını uygulayalım. A artı 1. Burada x'e 1 verdiğimizde b eksi 2a olur. Buradan da hepsini sol tarafa atarsanız 3a eksi b eşittir eksi 1'dir. Bu ikisinden a ve b'yi bulabiliriz. Şimdi 2a artı b 5, 3a eksi 1'de eksi b'de eksi 1 ise taraf tarafa topladığımızda b'ler gider. 5a'mız 4'tür. A'mız da 4 bölü 5. Evet arkadaşlar, 31. fermimizin hem konu kısmını hem de test kısmını bitirmiş olduk. 32. fermimizde görüşmek üzere.